Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Verb mit Präposition im Dativ. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, önceki videomuzda bununla ilgili bir başlangıç yapmıştık. Burada da, bu videoda da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Farklı, başka kelimelerle, farklı yapılarla bunu pekiştirmiş oluyoruz. Dilerseniz dersimiz başlasın. Mischen mit. Mischen mit'e baktığımızda arkadaşlar, karıştırmak demek arkadaşlar. Bir şeyle karıştırmak anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla her ikisini kullanmam gerekiyor. Yani benim mischen'i mutlaka mit edatıyla kullanıyor olmam gerekiyor. Ve konu başlığımız neymiş arkadaşlar? Dativ. Dolayısıyla daha önceden de söylemiştik. Cümlenin içerisinde mit varsa datifliği gerektiriyordur. Burada da gene aynı şey söz konusu. Cümlemize bir bakalım. Man mischt Mehl und Backpulver mit Eiern und Zucker. Bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Öncelikle fiilimizi işaretleyelim. Mischen ve mit'i görüyoruz. Ne diyor bu cümle bize? Mehl neydi? Un demekti. Backpulver da kabartma tozu demekti. Ei, Eier, das Ei, die Eier, yumurtalar anlamında. Zucker, bu da şeker demek. Yani ne deniyor arkadaşlar burada? Bir genelleme yapıldığı için man kullanılmış, öyle değil mi? Ve üçüncü tekilde çekimlendiğini hatırlıyorsunuz. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Man mischt Mehl und Backpulver, yani un ve kabartma tozunu ne ile beraber karıştırıyormuşuz? Mit Eiern und Zucker, yumurtalar ve şekerle ne yapıyormuşuz? Karıştırıyormuşuz diyor bu cümle. Sonraki yapıya bakalım. Passen zu. Passen zu arkadaşlar, uygun düşmek, iyi eşleşmek anlamına da gelebiliyor arkadaşlar. Dilerseniz cümlemizi bir inceleyelim. Die grüne Hose passt nicht zum rosa Hemd. Öncelikle bir işaretleyelim arkadaşlar. Passen zum demek ki uygun düşmek anlamında, eşleşmek anlamında da kullanılabiliyor. Die grüne Hose neydi? Yeşil pantolon passt nicht zum rosa Hemd. Yeşil pantolon pembe gömleğe uymuyor derken demek ki ne diyecekmişiz? Die grüne Hose passt nicht zum rosa Hemd. Burada arkadaşlar das Hemd, hatırlayalım, ne oluyordu datiflikte? Deyim oluyordu. Dolayısıyla zum rosa Hemd demem gerekiyor. Sonraki yapıya baktığımızda schützen vor, schützen vor korumak demek arkadaşlar. Bir şeye karşı korumak anlamında kullanacak olursak vor edatını mutlaka kullanmam gerekiyor. Cümlemize bir bakalım. Die Jacke schützt vor dem Regen. Evet, die Jacke neydi? Ceket demekti. Der Regen de neydi? Yağmur demekti. Ceket yağmura karşı koruyor diyecek olursak ne yapacakmışız demek ki? Schützen vor kalıbını kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla die Jacke schützt vor dem Regen demiş oluyorum. Sonraki yapıya baktığımızda arkadaşlar träumen von, träumen neydi arkadaşlar? Hayal kurmak. Träumen von, bir şeyin hayalini kurmak. Cümlemize bakalım. Träumt von einer Europa Reise. Öncelikle yapımızı bir işaretleyelim. Träumen von, öyle değil mi? Die Europa Reise. Europa neydi? Avrupa. Reise, die Reise, seyahat. Dolayısıyla o neyin hayalini kuruyor? Avrupa seyahati hayali kuruyor diyecek olursak ne diyecekmişiz arkadaşlar? Träumt von einer Europa Reise demiş oluyoruz. Demek ki die Reise ne olmuş? Von einer Reise şeklinde datiflik burada devreye girmiş oluyor. Daha doğrusu burada görmüş olduğumuz bütün edatların tamamı datiflik şeklinde yorumlanmış oluyor. Evet, sonrakine baktığımızda arkadaşlar sich treffen mit, sich treffen neydi arkadaşlar? Buluşmak demekti ve refleksiflik gerektiren bir fiildi. İle diyecek olursak mit demiş oluyorum. Sich treffen mit, bir şey ile, birisi ile buluşmak anlamına gelmiş oluyor. Cümlemize bakalım. Heute treffen wir uns mit guten Freunden. Evet, treffen, refleksifimiz wir'e göre ne olacak arkadaşlar burada? Uns olacak ve
mit edatı. Heute treffen wir uns mit guten Freunden. Bugün iyi arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Yani dostlarımızla, değil mi? Mit guten Freunden, dostlarımızla buluşuyoruz demiş oluyoruz. Bakın burada arkadaşlar zaman öne gelmiş. Bu sakın şey olarak algılanmasın, devrik bir cümle olarak algılanmasın. Sadece zarf, zamanı buraya aldığımız için heute treffen wir uns, neye vurgu yapılmış oluyor? Bugüne, yani heute, bugüne vurgu yapılmış oluyor. Bu pekala şu şekilde de olabilirdi. Wir treffen uns heute şeklinde de olabilirdi. Mit guten Freunden. Yani bugün iyi dostlarla buluşuyoruz dediğimizde bu cümleyi de toparlayacak olursak ne diyecekmişiz? Heute treffen wir uns mit guten Freunden. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Man mischt Mehl und Backpulver mit Eiern und Zucker. Man mischt Mehl und Backpulver mit Eiern und Zucker. Die grüne Hose passt nicht zum rosa Hemd. Die grüne Hose passt nicht zum rosa Hemd. Die Jacke schützt vor dem Regen. Die Jacke schützt vor dem Regen. Er träumt von einer Europareise. Er träumt von einer Europareise. Heute treffen wir uns mit guten Freunden. Heute treffen wir uns mit guten Freunden. Şimdi sıradaki fiilimize devam edelim arkadaşlar. Sich trennen von, trennen von arkadaşlar birisinden ayrılmak demek arkadaşlar. Refleksiflik gerektiren bir fiilmiş ve ne von edatını gerektiriyor, öyle değil mi? Ancak bunlar demin de söylemiş olduğum gibi bunların tamamı datif konusu altında incelenmesi gereken fiiller. Örnek cümlemize baktığımızda Peter hat sich von seiner Freundin getrennt. Evet, trennen arkadaşlar burada perfekt olarak karşımıza çıkmış. Hat getrennt. Trennen ne dedik arkadaşlar? Hangi edatı gerektiriyormuş? Von ve refleksif olduğundan dolayı ne yapacağız? Sich Peter üçüncü tekil olduğundan dolayı refleksifliklerde bunu ayrıntılı şekilde görmüştük. Bunu görmemiş olan arkadaşlar ya da sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka refleksif ve verb konusunu bu ders videosunu izlesinler. Bu cümleye baktığımızda demek ki Peter hat sich von seiner Freundin getrennt. Peter kız arkadaşından ayrıldı. Bakın die Freundin. Seine Freundin, yani onun kız arkadaşından diyecek olursak fondan hemen sonra ne geliyormuş arkadaşlar? Datiflik. Dolayısıyla die dere dönüşüyor ve seine demiş oluyoruz. Sonrakine baktığımızda arkadaşlar sich verabreden mit, birisiyle sözleşmek arkadaşlar. Sözleşmek, buluşmak üzere sözleşmek anlamına gelen sich verabreden mit. Bu da gene refleksifliği gerektiriyor ve edatı da neymiş prepozisyonu arkadaşlar? Mit prepozisyonunu ya da güzel Türkçemizdeki karşılığı olan mit edatını almış oluyor. Bu şu an bir ne arkadaşlar? Bir soru cümlesi. İnceleyelim. Wann verabreden wir uns endlich mit deinem Freund? Evet, burada wann ne demek arkadaşlar? Ne zaman? Verabreden. Evet, burada sich verabreden denildiği için refleksif hangisi arkadaşlar? Wir'e göre uns olacak. Endlich, nihayet demek arkadaşlar. Mit deinem Freund, bakın burada da edatım mit'i görüyoruz. Der Freund, senin arkadaşınla diyecek olursak, der mit deinem Freund şeklinde datif haline almış oluyor. Ve burada ne demiş oluyor soru cümlesi bize arkadaşlar? Ne zaman artık senin arkadaşınla buluşuyoruz? Nihayet anlamında burada endlich, nihayet anlamında. Demek ki burada nasıl bir anlam çıkmış oluyor arkadaşlar? Ya o kadar zamandır bir türlü buluşamadık senin arkadaşında. Ne zaman buluşuyoruz? Anlamı çıkmış oluyor. Dolayısıyla toparladığımızda wann verabreden wir uns endlich mit deinem Freund sorusunu sormuş oluyoruz.
Sonraki eyleme baktığımızda arkadaşlar verbinden mit, verbinden mit arkadaşlar verbinden tek başına bağlamak demek, mit ile bağlamak. Güzel Türkçemizde deriz ya, mesela telefonla arıyoruz ve diyoruz ki sekreteryayla görüşmek istiyorum, beni bağlar mısınız deriz ya. Bu noktada da aslında güzel Türkçemizle de birebir örtüşüyor bu fiil. Verbinden mit demek ki bağlamak demek arkadaşlar. Bir telefon hattı söz konusu burada. Burada gene bir soru cümlesi var. Ne diyor soru cümlesi bize? Können Sie mich bitte mit dem Sekretariat verbinden? Öncelikle bir fiilimizi ne yapalım? Bir görelim. Hangisiymiş? Verbinden mit bağlamak demek. Burada bir modal fiil olduğundan dolayı ne olmuş? Asıl fiilin mastarda ve nerede? Sonda. Öyle değil mi? Bu zaten bizim ne kuralımızdı? Modal fiil kuralımızdı. Mastar halde asıl fiilim ne oluyordu? Cümlenin sonuna gidiyordu. İster soru cümlesi olsun, ister normal olan bir cümle olsun. Mutlaka ne oluyordu asıl fiilim? Mastarda ve sonda oluyordu. Şimdi bu cümleyi incelediğimizde ne diyor bize? Können Sie mich bitte mit dem Sekretariat verbinden? Beni lütfen sekreteryayla, sekreterlikle bağlayabilir misiniz denildiğinde demek ki bu soru cümlesini kurmamız gerekiyor. Bakın burada arkadaşlar gene mit var. Mit neydi? Datifliği gerektiren bir edattı. İle birlikte anlamına geliyordu. Mit dem Sekretariat demiş oluyoruz. Bunu da gene toparladığımızda demek ki ne diyecekmişiz? Können Sie mich bitte mit dem Sekretariat verbinden? Değil mi? Sekreterliğe bağlayabilir misiniz beni lütfen diye sormuş oluyormuşuz. Sonraki eyleme baktığımızda arkadaşlar sich verloben mit. Arkadaşlar sich verloben nişanlanmak demek. Bu da gene neymiş arkadaşlar? Refleksiflik gerektiren bir fiilmiş ve hangi edatı alıyor? Mit edatını. Dolayısıyla neyi gerektiriyor? Datifi gerektiriyor. Tıpkı bu ders videosunda görmüş olduğumuz diğer fiillerde olduğu gibi bunların tamamı datiflik gerektiriyormuş. Cümlemize bakalım arkadaşlar. Heute hat sich Ute mit ihrem Freund verlobt. Bu cümle bize ne diyor? Bugün heute Ute arkadaşlar. Ute bu bir kadın ismi. Mit ihrem Freund arkadaşıyla, erkek arkadaşıyla verlobt. Ne yapmış? Nişanlanmış. Hemen ne yapalım? Eylemle ve ilgili edatını çizelim. Ve neyi gerektiriyordu? Refleksifi gerektiriyordu değil mi? Sich verloben mit demiştik. Dolayısıyla bugün Ute erkek arkadaşıyla nişanlandı diyecek olursak ne diyecekmişiz? Heute hat sich Ute mit ihrem Freund verlobt. Yani burada aslında ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Bugünü ne yapmış oluyoruz? Altını çizmiş oluyoruz. Bugün de gerçekleşiyor. Biz pekala özneyi buraya getirseydik de olurdu. Ne yapardık o zaman? Ne olurdu? Ute hat sich heute mit ihrem Freund verlobt. Bu pekala doğruydu. Ancak bu da doğru. Herhangi bir devrik durum söz konusu değil. Bu da gene olağan akışında olan bir cümle arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da toparladığımızda neymiş? Heute hat sich Ute mit ihrem Freund verlobt demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Peter hat sich von seiner Freundin getrennt. Peter hat sich von seiner Freundin getrennt. Wann verabreden wir uns endlich mit deinem Freund? Wann verabreden wir uns endlich mit deinem Freund? Können Sie mich bitte mit dem Sekretariat verbinden? Können Sie mich bitte mit dem Sekretariat verbinden? Heute hat sich Ute mit ihrem Freund verlobt. Heute hat sich Ute mit ihrem Freund verlobt. Sıradaki fiille devam edelim arkadaşlar. Sich verstehen mit. Evet, verstehen neydi arkadaşlar? Anlamak demekti. Sich verstehen demek ki refleksiflik gerektiriyor. Sich verstehen mit denildiğinde bir şey ile anlaşmak, birisiyle anlaşmak şu anlama geliyor arkadaşlar. Yani iyi uyum halinde misin gibi bir anlam çıkabiliyor. Dilerseniz cümlemize bakalım. Cümlemize baktığımızda bunun bir soru cümlesi olduğunu görüyoruz. Hemen ne yapalım? Buradaki fiillere ve işaretleyelim. Neymiş bu? Verstehen,
refleksiflik gerektiriyor. Zeş, duya göre ne olacaktı arkadaşlar? Deş olacaktı. Edatım hangisiymiş? Mit edatıymış. Dolayısıyla ne diyor bu cümle şimdi bize? Verstehst du dich gut mit deinen Kollegen? Evet, die Kollegen neydi arkadaşlar? İş arkadaşları. Dolayısıyla mit olduğundan dolayı, die Kollegen mit'ten dolayı neyi gerektirecek? Datifi gerektirecek. Senin iş arkadaşlarınla diyecek olursak ne olacak bu? Mit deinen Kollegen olacak. Dolayısıyla sen iyi anlaşıyor musun iş arkadaşlarınla derken ne diyecekmişiz? Bunun Almanca karşılığı neymiş? Verstehst du dich gut mit deinen Kollegen sorusuymuş. Sonrakine bakıyoruz arkadaşlar. Warnen vor, uyarmak demek arkadaşlar. Bir şeye karşı uyarmak diyecek olursak demek ki ne olacakmış? Warnen vor. Demek ki warnen vor da tıpkı bu videodaki diğer eylemler gibi neyi gerektiriyormuş? Datifi gerektiriyormuş. Bakalım cümleye. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einem Sturm. Evet, öncelikle ne yapalım arkadaşlar? Fiilimizi ve edatımızı işaretleyelim. Warnen vor Sturm. Sturm arkadaşlar, der Sturm fırtına demek. Demek ki der Sturm fırtına demekmiş. Buraya bakalım. Der Deutsche Wetterdienst, evet, Alman hava nesi arkadaşlar? Hava tahmini yapan, değil mi? Alman hava tahmini yapan kurumu kastetmiş oluyoruz burada. Bu kalıba baktığımızda arkadaşlar, Der Deutsche Wetterdienst, buradaki Der Deutsche neden küçük yazılmış arkadaşlar? Çünkü burada bir sıfat noktasında olduğu için Alman hava tahminleri yeri, daha doğrusu meteorolojisi diyecek olursak Alman meteorolojisi, dolayısıyla Der Deutsche Wetterdienst demiş oluyorum. Warnen vor, az önce de söylemiş olduğum gibi uyarmak, bir şeye karşı uyarmak. Neye karşı uyarıyor? Fırtınaya karşı uyarıyor. Kim uyarıyor? Alman meteorolojisi. Dolayısıyla bunu toparladığımızda ne olacakmış? Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einem Sturm. Evet, burada bir fırtınaya karşı deniliyor Almanca'da. Ancak güzel Türkçemizde ne deriz? Fırtınaya karşı deriz. Burada herhangi bir demeye gerek kalmadan, ancak Almanca'da ne oluyor? Burada mutlaka einem, yani burada datif haldeki vor einem Sturm kalıbını kullanmam gerekiyor. Sonraki fiile bakalım arkadaşlar. Zerbrechen an. Zerbrechen arkadaşlar kırılmak anlamına gelmiş oluyor. Kırılmak, bozulmak anlamına geliyor. An bir şeye, bir şeyden ötürü gibi bir anlam çıkıyor. Bunun anlamını cümleyi incelediğimizde daha bir birebir anlayacaksınız arkadaşlar. Şöyle ki cümle bize ne diyor? Manche Beziehungen zerbrechen an der Routine. Evet, zerbrechen an kırılmak, bozulmak anlamında demiştik. Manche bazı demek arkadaşlar. Beziehungen ilişkiler. Bazı ilişkiler neyde kırılmış oluyor arkadaşlar? Rutin içerisinde ne olmuş oluyor? Kırılmış oluyor. Yani bu cümle bize ne diyor? Rutine boğmayın, değil mi? Yani bazı ilişkiler demek ki rutinden ne olmuş oluyor? Zarar görmüş oluyor demiş oluyor bu cümle bize. Ve sonuncu eylemimize baktığımızda zusammenarbeiten mit. Zusammenarbeiten neydi arkadaşlar? Birlikte çalışmak demekti. Mit ile. Hemen bakalım eylemimiz, cümlemize. Cümle bize ne diyor? Die Eltern sollten mit den Lehrern zusammenarbeiten. Evet. Bakın burada öncelikle işaretleyelim eylemimizi. Zusammenarbeiten mit. Zusammenarbeiten demek ki sona gitmiş. Neden? Çünkü modal fiil sollen olduğu için anlamlandıralım. Die Eltern neydi? Ebeveyn demekti. Anne baba demekti. Ne yapmalılar? Neli malı? Sollen. Sollten olmuş, değil mi? Mit den Lehrern, öğretmenlerle birlikte çalışmalılar diyor. Yani bu aslında bir tavsiye cümlesi, değil mi? Nereden anlıyoruz? Çünkü meli malı denildiğinden, burada sollen modal fiilinden anlıyoruz bunu. Dolayısıyla bu cümle toparladığımızda ne demiş oluyor? Anne babalar öğretmenlerle birlikte çalışmalı derken
Bunun Almanca karşılığı neymiş? Die Eltern sollten mit den Lehrern zusammenarbeiten. Burada fark ettiyseniz gene tıpkı diğer eylemlerde olduğu gibi datiflik söz konusu. Die ne oluyordu çoğullarda? Den ve kelimenin sonuna ne geliyordu? En geliyordu. Dolayısıyla burada aslında belli başlı öğretmenlerden adres ediliyor değil mi? Mit den Lehrern, öğretmenlerle çalışmalılar diyor bu cümle. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Verstehst du dich gut mit deinen Kollegen? Verstehst du dich gut mit deinen Kollegen? Der deutsche Wetterdienst warnt vor einem Sturm. Der deutsche Wetterdienst warnt vor einem Sturm. Manche Beziehungen zerbrechen an der Routine. Manche Beziehungen zerbrechen an der Routine. Die Eltern sollten mit den Lehrern zusammenarbeiten. Die Eltern sollten mit den Lehrern zusammenarbeiten. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde verb mit Präposition im Dativ konusunu ayrıntılı şekilde görmüş olduk. Hatırlayacak olursanız bir önceki videomuzda bunun ilkini yapmıştık. Bu da ikincisiydi. Burada tabii ki noktalanmış, sonlanmış değil bu konu. Sonraki ders videolarında bu yapıları mutlaka görüyor olacağız arkadaşlar. Farklı yapılarla, farklı şekillerde görüyor olacağız. Bunun için arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı, Almancayı öğrenmek isteyenlerle paylaşmayı ve zil butonuna tıklamayı unutmayalım ki sonraki ders videolarını kaçırmayalım arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Tschüss.